Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda size kısaca bal arıları ile eşek arıları arasındaki bazı farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Dışarıdan görünüşte birbirlerine benzeyen sarımsı trak renkte olan bu canlıların bazı temel farklılıkları var ve her gördüğümüze biz arı diyoruz ama bunların hepsini arı dememek lazım. İngilizce bal arısı hani bees, eşek arısı ise wasp diye geçmektedir. Arkadaşlar ilk farkımız üzerlerinde taşıdıkları setalar yani tüyler. Bunlarda baktığımızda bal arılarında kabarık ince tüyler bol miktarda varken eşek arılarındaki tüy sayısı ya çok az ya da yoktur. Belirgin şekilde dışarıdan baktığınızda bakın arılarda bu setaların tüylerin belirgin bir şekilde olduğunu görüyorsunuz. Eşek arılarında ise belirgin bir çıplak, daha parlak bir deri olduğunu görebiliyorsunuz. İkinci temel farkımız arkadaşlar bal arıları bizler için faydalı, bitkileri tozlaştıran, bize bal üreten canlılardır. Doğa için polinatör böcekler arasında bal arılarının büyük önemi vardır. Dünya üzerindeki ekosistemin devamlı açısından büyük öneme sahiptirler. Eşek arıları ise bal yapmazlar. Tozlaştırma görevleri de belirgin yoktur. Ancak onların da farklı bir görevi vardır. Bize faydaları da şudur. Bunlar doğadaki diğer böceklerle beslenirler. Özellikle bazı tarım alanlarında yakın yerlerde eşek arıları kolonilerinin yuvalanması sağlanarak tarım zararlarına karşı kullanıldığı ile ilgili yayınlarda bulunmaktadır. Yani bal arıları bal yaparken eşek arıları bal yapmazlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Üçüncü faktör arkadaşlar beslenme tarzları. Bal arıları Polen ve nektarla beslenirler. Eşek arıları ise insanların etrafındaki bıraktıkları her türlü besinle beslenirler. Örneğin bir piknik alanına gittiğinizde mangalda kızarttığınız herhangi bir beyaz et veya kırmızı et türü bir şey olduğunda hemen eşek arılarının istilasına uğrayabilirsiniz. Veya sağa sola bıraktığınız peynir tarzı ve benzeri diğer yumuşak, parçalanabilir, ağız parçalarıyla rahat toparlayabilecekleri bir şeylerse eşek arıları gelip bunlarla beslenir arkadaşlar. Diğer bir farkımız bal arıları uysaldırlar arkadaşlar. Siz saldırmadığınız sürece elinizi kolunuzu belirgin şekilde hareket ettirmediğiniz sürece nadiren sokarlar. Ama eşek arıları saldırgandırlar. Agresif bir tutumları vardır ve sokmaya hazırdırlar. Bu anlamda ikisi kıyaslandığında belirgin eşek arısı saldırgan olarak gözükür. Diğer bir fark uçuş şekillerindeki farklılıktır arkadaşlar. Bal uçarken bacaklarını toplu halde saklayarak uçarlar. Eşek arılarında ise bacaklar aşağı doğru asılıdır. Sağ tarafta aşağıda gördüğünüz resimde bakın eşek arısının bacakları birbirinden ayrı ve açık bir şekildeyken burada arı da bal arısında toplu bir şekilde ve saklanmış bir şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer fark özellikle bal arılarının e, işçileri e, polen toplama e, görevi görürler. Arka bacaklarında polen sepetleri bulunmaktadır. Eşek arılarının polen toplama gibi bir görevi olmadığı için bunlar da arka bacaklarda polen toplama sepeti yoktur. Bal arıları eşek arılarından farklı olarak doğal alanlarda e, yuvalamayı tercih ederler. Simetrik yapılı yuvalar kurarlar ve e, genellikle böyle mağaralar içerisinde veya ağaç koyukları kovukları içerisindeki yerlerin içerisine girip yuvalanmayı tercih ederlerken eşek arıları bu türdeki yerleri sevmezler. Bunlar kağıt benzeri bir malzemeye e, benzeyen şekilde kendilerine yuvalar yaparlar. Sağ tarafta iki tane farklı yuva tipini görüyorsunuz. E, bunlar genellikle uygun rüzgar almayan bir ortam bulduklarında bu türdeki malzemeyi kendileri yaparlar. Bal arıları ise az önce de söylediğim gibi bir ağaç kovuğu, bir mağara, bir taş arası gibi noktalara bazen bir bacanın içerisine bile girip yuvalama davranışı gösterebilirler. Değerli arkadaşlar bu sunumda size bal arıları ile eşek arıları arasındaki bazı farklılıklardan bahsetmeye çalıştım. Hepinize iyi günler dilerim.